hoje. Efendim, Sivas'ta hayvancılığa ve tarıma büyük bir ivme kazandıracak olan Et Entegre Tesisi bugün düzenlenen törenle Et ve Süt Kurumu'na devredildi. Devir teslim törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kubbettin Arzu da katıldı. Törende yapılan konuşmalarda Et Entegre Tesisi'nin Sivas'a sağlayacak katkılara dikkat çekildi. Tesisin inşaat, makine, elektrik aksamıyla ilgili incelemeler. Sivaslıların merakla beklediği ve kente büyük bir ivme kazandıracak olan Et Entegre Tesisi bugün Et ve Süt Kurumu'na devredildi. Kovalı Kavşağı'nda bulunan tesiste bugün düzenlenen devir teslim törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kubbettin Arzu, Sivas Valisi Alim Barut, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Milletvekili Adayı Habib Soluk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, İl Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende açış konuşmasını yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, 2 yıllık çalışma sonucunda Sivas'a kazandırılan tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu. O kadar güzel ki buradan, o kadar güzel görünüyor ki hakikaten 2 yıllık çalışmamız bu fotoğraf her şeyi özetliyor ve teşekkür ediyor zaten. Ayhan'ın ardından kürsüye çıkan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç, 15 sene önce et balık kurumlarının kapısına kilit vuran zihniyetin kaybolduğunu, kaybedilen kurumların yeniden kazanıldığını söyledi. Kurumlarının kapısına kilit vuran zihniyet gitti. Yerine sağ olsun var olsun böyle bir iktidar var ki bugün Türkiye'nin her yerinde et balık kurumları açılmaya başladı. Sivas'ın en önemli potansiyelinin tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Belediye Başkanı Sami Aydın, yeni Türkiye hedefi olan yöneticilerin ülkenin kalkınması için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Et balığı gönderenler, Sivas'tan kapatanlar yeni Türkiye yöneticileri değil, eski Türkiye yöneticileri. Tarihini ben söylemiyorum. AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ise 13 yıldır Türkiye'nin ve Sivas'ın gelişmesi için çalıştıklarını belirterek Et Entegre Tesisi'nin Sivas'a ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Şey lafla olmuyor, biz çalışarak yapıyoruz, biz eserlerimizle konuşuyoruz, bizim adımıza eserlerimiz konuşuyor. Bilginin ardından konuşan Vali Alim Barut da tesisin yapılış sürecinden söz etti. Bulunduğumuz Kovalı tesislerinde 150 bin metrekare alan düzenlenerek hazır hale getirilmiştir. Devir teslim töreninde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kubbettin Arzu, Türkiye'nin her alanda büyük değişim yaşadığını söyledi. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hem yaptığı bu işleri hem de bugün sizin bu coşkunuza ortak olmamı sağladığı için sağ olsunlar, var olsun. Bakan Arzu ayrıca Türkiye ve Sivas'ta et ve süt üretiminin geldiği noktayı da anlattı. 2005 yılında hükümetimiz tarafından yeniden faaliyete geçirilmiş ve Türkiye'nin sahili bölgelerinde kalan tesislerimiz işletmeye açılmış. Türkiye'de 10 tane tesisimiz var. Bu 11. tesisimiz oluyor. Yani Sivas bu konuda ayrıcalıklı bir il. Törende son olarak kürsüye çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas bir değer kazandı diyerek Et Entegre Tesisi'nin kurulmasında büyük çaba sarf edildiğini dile getirdi. Gerçekleşiyor. 2000 yılında özelleştirilen ve kapanan Et ve Balık Kurumu'nu yeniden Sivas'a kazandırıyoruz. Genç nüfusu tarımda tutmanın tek yolunun kırsal kalkınma olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Yılmaz, Türkiye'de en çok Sivas ilinden sunulan projelerin kabul edildiğini vurguladı. Halledecek, istikrar sağlayacak, ekonomiyi rayına oturtacak en önemli faaliyet alanı. Cenab-ı Allah'a hamdolsun, Sivas kırsal kalkınmada, Sayın Bakanım da söyledi, Türkiye'nin en ileri gelen illerinden. Kırsal kalkınmadaki gelişmeyi 81 ile yaymak için çalışacaklarını belirten Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, sözlerini halk ozanı Aşık Veysel'in dizeleriyle bitirdi. Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava insanlık davası, mesele memleket meselesi. Konuşmaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz tarafından yüklenici firma sahibi Ahmet Turan Coşkun'a plaket verilirken TKDK'den hibe almaya hak kazanan yatırımcılara temsili olarak çek verildi. İlk soğuk hava deposu sahibi. Törende son olarak Et Entegre Tesisi'nin Et ve Süt Kurumu'na devir teslimi gerçekleştirildi.